Yerel seçimlere çok az zaman kaldı. Seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu sefer Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da Sülüklühan'da Selçuk Mızraklı, HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı bu sabah bizimle birlikte. Merhabalar efendim. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Şimdi ben yıllardır gazeteci olarak hem Diyarbakır hem bölgeyi hem Nevruzları izliyorum. Bu sefer bilmiyorum bize mi öyle geldi, siz farklı mı değerlendirirsiniz ama sanki hüzünlü bir Nevruz söz konusu. Seçimlere gidilirken de çok fazla seçim heyecanı görmedik etrafta. Gerçekten böyle mi? Dışarıdan bakıldığında böyle görünüyor ama içeriden bakıldığında nasıl görünüyor? Şimdi Türkiye'deki bütün diğer hayat alanlarında olduğu gibi adeta hani Nevruz'un yaşamın o yeni canlanan yanını sergilemesi gibi Nevroz'la beraber hava ısınacak ama şu ana kadarki havanın soğuk olmasının nedenini biraz belki yaşadığımız Türkiye atmosferinden bağımsız düşünmemek gerekiyor. Şimdi sıkıştırılmış olan bütün toplumlarda olduğu gibi sadece söz söyleyenin ve hayatı adeta düzenleyen tek yapının sadece devlet olduğu, devletin yetki ve yeteneklerinin bu kadar abartılı düzeye çıktığı her yerde hayat biraz yavaşlıyor. Toplumun o kendi içinde biriktirdiği enerjiyi etrafa yayabileceği, her türden biçime ilişkin eğer bir takım sınırlamalar getirilmişse, bir toplumda kaygı, endişe öne çıkıyor. Umut ve arayışlar biraz zayıflıyorsa oradaki canlılığın kaybolduğunu görürüz. Şüphesiz ki özellikle son yıllarda 2015 sonrası diyebiliriz. Ağır travmaları yaşamış bir kentte şu anki durumu esasında tam bir durgunluk durumu değil. Aksine hani denizin böyle dalgalarının biraz daha mutedil olduğu dönem gibi yorumlamak gerekiyor. Ama Nevroz nasıl ki doğanın canlanmasının müjdecisi, havanın daha bir ısınarak insanların rahatlığının simgesi ise eminim ki bundan sonraki günlerde hem seçim atmosferi hem de toplumun bu konudaki irade beyanının daha güçleneceği yeni biçimleri sıklıkla göreceğiz. Şimdi tabii bu seçim normal bir seçim değil. Çünkü bundan önceki seçilmiş eş başkanlar cezaevindeler, tutuklular. HDP'nin hemen hemen pek çok belediye başkanı cezaevinde. Kayyum geldi, Diyarbakır'a da kayyum geldi. Genel hava Diyarbakır'a ilk inildiğinde yeni havalimanı, otoyollar, işte çevre düzenlemesi farklı bir Diyarbakır göze çarpıyor. AK Parti de bunun üzerine oynayacak zaten kentte. Yani kayyumla birlikte şehrin nasıl geliştiğini, nasıl farklılaştığını, altyapı çalışmalarının ne kadar hızlı ilerlediğini. HDP olarak AKP'nin bu kampanyasına karşı siz ne diyeceksiniz? Çünkü halka götürülmüş kayyumun yönetimi sırasında bir hizmet olduğu görülüyor. Ve bunun üzerine kurdukları da bir stratejileri var. Şimdi halk arasında çok bilinen bir laf vardır. Bülbül altın kafese koymuş, ah vatan ah vatan demiş. Şimdi bizim esasında durumumuzun da belki özeti bu olsa gerek. Bir, şunu çok iyi biliyoruz. Yani o dışarıdan geldiğimizde gördüğümüz dediğiniz şeylerin bütün planlamaları, projelendirilmeleri ve işe başlama tarihlerine baktığınız zaman esasında HDP'li belediyeler dönemindeki işler olduğunu görürüz. İki, kamusal yatırımların evet bu dönemde örneğin havaalanı gibi yapılması bu merkezi iradenin çifte standartlı tutumunu gösterir. Normalde eğer temel bir ihtiyaç haline gelmiş, yani Diyarbakır gibi bir kentin hem ulusal hem uluslararası uçuşlara açık olması gereken bir kentken işte bu dönemde yapılmış olması buradaki çifte standartı ortaya koyuyor. Ama bütün bir toplam olarak baktığımız zaman sonuçta eğer anayasal cumhuriyetlerin tümünde çok iyi bildiğimiz temel bir yurttaşlık hakkı vardır. Seçme ve seçilme hakkı. Biz bu dönemde hem seçme hakkının hem seçilme hakkının nasıl gasp edildiğini, hangi yol ve yöntemlerle bunların gasp edildiğine çok net tanık olduk. Seçilmişlerin nasıl cezaevlerine konulduğunu gördük.
milletvekillerimizden, belediye başkanlarımıza, parti örgütlerimizdeki birçok kimseye kadar. Beraberinde de o seçmen iradesinin nasıl gasp edildiğini gördük. Şimdi buradan baktığımız zaman kayımlar marifetiyle buralarda nitelikli işler yapıldı diyebilmemiz mümkün değil. Bütün bunları söylerken de çok samimiyetle ifade ediyorum. Vicdanımı bir kenara bırakarak söylemiyorum bunları. Yani yapılan harcamalar, o harcamalar karşılığında üretilen işler nelerdir diye baktığımız zaman bunları çok iyi inceleme ve değerlendirme fırsatını bulduk. Şunu açık ve net olarak belirtelim ki bizim HDP'li belediyeler döneminde yapılan bütün iş ve işlemlerin hemen hemen yani kentsel altyapı başta olmak üzere kentteki ana arterlerden, yeşil alanlardan, içme ve atık su şebekelerinden neye bakarsanız bakın kayyum döneminde bu toplam üretilen işin %1 kadarı bile yapılmamıştır. Dolayısıyla şimdi hani burada ben mukayese etme ve yarıştırma şeyine girmeyeceğim. Burada en temel bir ayraç vardır. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde olmadığı şekilde belediyelere kayyumlar atandı. Bu belediyelere kayyumlar atandığı denilen dönemde belediye eş başkanlarımıza yöneltilen suçlamalara bakıyorum. Ama Türkiye'nin hiçbir mahkemesinde o kamuoyu önünde deklare edilen suçlar, yani güya suç olduğu söylenen şeyler mahkemelerce dile getirilmedi bile. Çünkü bunlar ne bir gerçek bilgiye ne de belgeye dayanmayan durumlardı. Bunun üzerinden ciddi bir karalama kampanyası yürütüldü. Aynı zamanda da yani bu bir dezenformasyondur ama en önemlisi de irade gaspı yaşandı. Yani bir darbe durumu yaşandı. Peki yani diyelim ki seçildiniz. Diyelim ki bu seçimleri aldınız. Hükümetten ciddi bir bu yönde açıklama da var, tehdit de var diyelim. Yani tekrar atarız kayyum gerekirse. Eğer gidişat daha farklı olursa tekrardan aynı işlemi tekrarlarız diye. Buna nasıl bakıyorsunuz? Nedir buna bu söylemlere karşı değerlendirmeniz? Şimdi yine bir metafor kullanacağım. İki tane birbirini seven ve birbirine kavuşmak isteyen genç, ailelerinin karşı çıkmasına rağmen o birbirlerine kavuşma arzuları, buluşma arzuları neticesinde bir araya gelirler. Etraftan da tehditler vardır. Hani bir araya gelirseniz şöyle olacak diye. Evet, HDP siyaseti ve halkın buluşması da tam da bu şekildedir. Dışarıdan ne kadar tehdit olursa olsun sonuçta yurttaş iradesi seçimlere yansıyacaktır. Ha şunu da beraberinde ifade etmek gerekir ki tarif edilen tehditler sonuçta demokrasi normları, demokrasi değerleri üzerinden baktığınız zaman demokrasiyi berhava eden tehditlerdir. Siz kendileri de seçilmiş olanların o seçilmişliklerine yaslanarak her gün, yani 2014'ü hatırlayalım, ben seçilmiş cumhurbaşkanıyım diyerek başlayan cümlelerini bunun üzerinden yürütme üzerine, ki o zaman başbakanlık müessesesi söz konusuydu, bunun üzerinden yürütmüş olduğu etkileri göz önünde bulunduğumuz zaman kendi varlık nedenlerini adeta veya o seçilme üzerinden tarif etmiş oldukları rolü de berhava eden bir yaklaşımdır. O anlamda bunu kabul etmek mümkün değildir. Ne biz kabul ederiz, ne demokrasi değerleri kabul eder, ne Türkiye toplumu kabul eder. Şimdi AK Parti Diyarbakır'da her zaman ikinci parti, yani AK Parti HDP yarışını her zaman gördük. Onların da güçlü olduğu ilçeler var. Siz nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Yani stratejinizi ne şekilde kurdunuz? Çevre ilçeler de dahil olmak üzere nasıl görüyorsunuz seçimin atmosferini? Şimdi biz en son Gülten Hanım'la Malatya'da mahkemede görüştüğümüzde ondan el sıkışıp onu tekrardan Kandıra'ya götürüyorlardı. Son bir mesajınız var mı demiştik. Bize Diyarbakır'ı silin süpürün demişti. Evet, hem sileceğiz hem süpüreceğiz, tertemiz edeceğiz ama demin de ifade ettiğiniz gibi ilçeler yok. O çoğul eki yok. Yani öyle bir sonuç göreceğiz ki hakikaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne politikalarının, ne uygulamalarının, ne de burada yaratmış olduğu toplumdaki
Yani o Türkiye'de özellikle son dönemlerde de kutuplaşma ekseni üzerinde yarattığı dilin buralarda nasıl mahkum edildiğini göreceğiz. O anlamda çok açık ve net olarak bunu ifade ediyoruz. Daha seçim satımı haline girerken de söylemiştik. Yani burası hakikaten sosyopolitik algıları oldukça yüksek bir şehirdir. Evet. Sadece ekonomi veya ekonomideki gerileme üzerinden tutumunu veya iradesini netleştirmeyen, bir bütün olarak ülkede yaşanılan durumu da iyi gözleyen bir merkezdir. Ve daha çok demokrasi, özgürlük ve barış başta olmak üzere kendi değerlerine sahip çıkacaktır. Evet. Ve Adalet Kalkınma Partisi'nin şansı yok. Şimdi bir taraftan evet HDP'nin belediye başkan seçilmiş yerel yöneticilerinin üzerine kayyum atanması bir mesele. Fakat halkın gözünde şöyle de bir durum var. Önce çözüm süreciyle yaşanan müthiş bir umut dolu dönem vardı ki o dönemi biz de burada izledik. Ama arkasından hendekler ve o dönemki büyük operasyonlar, ölümler, çatışmalar dönemi halkta da çok büyük bir yara açtı diyelim. Çok büyük bir travma geçirdi. İşte Sur'u şu anda da gördük betonlarla kaplı. Şu da bir tedirginlik yalnız benim konuştuklarımda. Yani HDP'nin de suçlandığı ve yeterli tavır alınmadığı ya da gerekli zamanlarda müdahale edilmediği yönünde eleştiriler geliyor. Sizin seçmenlerinizden de. Belki şu andaki durum nedeniyle HDP'li seçmen HDP'den kopmuyor ama ciddi şekilde bu güvenlik kaygısı da içlerinde. Yeniden seçilirseniz o dönemleri geri dönülmemesi konusunda daha farklı adımlar atacak mısınız? Bu konuda mesela halka ne gibi güvence veriyorsunuz? Şimdi tabii bu yaşanan süreçler konusunda bir HDP'nin bu çatışma sürecinin aktörlerinden birisinin olmadığı gerçeğinden hareket etmemiz ve o çatışmalı süreçlerde isterseniz Cizre önlerine yürüyerek gitmeye çalışan, araçlarla yolları kesildiği için yürüyerek gitmeye çalışan Selahattin Demirtaş görüntülerini hatırlayalım. İsterse bu kentin içinde Büyükşehir Belediyesi'nin önünden Sayın Gültan Kışanak'la beraber Sur'a doğru bir an önce bu çatışmalar dursun diye yürüyen o HDP'yi hatırlayalım. Veya Çamlıca'dan aynı şekilde yürüyen Sayın Selahattin Demirtaş'la beraber insanları hatırlayalım. Bu bölgede kesinlikle barışın esas olması, çözüm sürecinin devam etmesi gerektiği noktasındaki HDP'nin tutumu çok açık ve netti. Şimdi bu tür dönemlerde çatışan taraflar arasında adeta bunu soğutmak için, bu süreci bir an önce sönümlendirmek için mücadele edildi mi? HDP'ci edildi. Ha, bu yeterli miydi? Evet. Her zaman daha fazlasını yapabilecek, bunu daha da güçlendirebilecek bir tutum olabilir. Ama buna da tarafların açık olması gerekir. Ben o dönemin hafızasına sahip birisi olarak gerek buradaki idari bürokrasiyle, idari bürokrasinin zaman zaman bizlere dönüp de ya bu güvenlik aygıtına söz geçiremiyoruz dediklerine tanık olmuş birisi olarak şunu çok iyi biliyorum. Ki onun arkasından hatırlarsanız 15 Temmuz süreci yaşandığında bu bölgede çatışmalı süreçlerin yürütmesini yapan, yani güvenlik aygıtında yürütmesini yapan kişilerin de daha sonra FETÖ operasyonlarıyla bir bir görevden alınan generaller ve emniyet müdürleri olduğunu da hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Yani bunları bir kenara koyarak bunların o çatışmalı süreçlerin tırmanması için hangi tutumları gösterdiğini hatırlamamız gerekiyor. Ben tam bu bulunduğumuz yerin hemen yanı başından sivillerin çıkması için güçlü bir şekilde baskı yapmaya çalıştığımız zaman çok iyi biliyorum ki biz arıyoruz ama bize cevap vermiyorlar dediklerini çok iyi bilen birisi olarak söylüyorum. Ha, bizim şudur. Zaten HDP çizgisi Türkiye halklarının bir arada yaşama çizgisidir, barış çizgisidir. Bu ülkenin bütün kaynaklarının adil, eşit dağılımını ve bu ülkede her insanın, her yurttaşın, her farklılığın bir zenginlik kabul edilerek bir arada yaşamasını temin etmeye çalışan bir anlayıştır. HDP çatışmadan beslenmez. Dolayısıyla siz güvenlik sözü veriyor musunuz seçmenlerinize?
Kesinlikle yani biz gelecek, biz bizim çocuklarımızı okula gönderirken tedirgin olacağız ya da yeniden o gergin siyaset başlayacak çünkü HDP'nin burada seçilmesi durumunda hükümetten de gelebilecek baskılar olacak. Mesela bütçeniz Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Para verirse verir, verilmezse sizin burada belediyecilik faaliyeti yapmanız zorlaşacak. Bu konuda ne vaatte bulunuyorsunuz şimdi seçmeninize? Biz her zaman iyiden, aydınlıktan ve barış çizgisinden yana olduk. Bizim en büyük güvencemiz budur. Ha diğer yandan özellikle şunu da çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de son yıllar özellikle 2010 ve sonrasında ortaya çıkan durum özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yandaş ekonomisi diyebileceğimiz gerek kendi belediyelerine gerekse kendi yandaşlarına karşı ne şekilde çalıştığının da çok fazla örnekleriyle dolu. Hatta Türkiye'de kişi başına düşen geliri kategorize edecek olsak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerin kişi başına düşen geliri, vermeyenlerin, muhaliflerin kişi başına düşen geliri diye bile ayırabilmek artık mümkün. Ha bütün bunlarla beraber şunu da çok iyi biliyoruz ki belediyelerin bir takım kaynaklarının tarifini yaparken yasal olarak diyelim ki belediye payları olarak tarif edilmiş bir takım bütçelemeleri var. Artı belediyelerin kendi kullanabilecekleri, kendi gelir iradı sağlayabilecekleri gayrimenkulleri ve üzerinden bir takım imkanları var. Ha şimdi bizim buradaki en temel yaklaşımımız şu olacak. Bir, biliyoruz ki kayyum döneminde daha önce projelerimize sağlanmayan desteklerin nasıl sağlandığını çok iyi biliyoruz. Ha bununla beraber önümüzdeki dönemde bu konuda da hakikaten özellikle HDP'li belediyelere dönük olarak bir sıkıştırma politikasını izleyeceklerini de biliyoruz. Biz orada inanın sadece emeğimize ve azmimize güveniyoruz. Bu konudaki bütün elimizdeki mevcut kaynakları ne kadar çoğaltabileceğimizi, yerel dinamiklerle bu konuda ne kadar iyi bir birlikte çalışma ortamı sağlayabileceğimizi, daha çok kendi öz imkanlarımızla ne kadar çok kaynak yaratabilirsek, ki bu daha çok emek üzerinden olacak, onun üzerinden yürümeye çalışacağız. Aynı zamanda kentsel olarak baktığımız zaman, yani kentsel stokları itibariyle, bunu siz sosyal, ekonomik, kültürel gibi birçok başlıkta tarif edebilirsiniz ama o durağan olan o kaynakların aktive edilmesi, hareketlendirilmesi, çeşitlendirilmesi, renklendirilmesi gibi birçok kapasite yani, kullanılabilir. Yani şu anda kısa rica ediyorum. Eğer sınırlayacak olsanız Diyarbakır'da ciddi işsizlik sorunu var Türkiye'nin genelinde olduğu gibi. İkincisi göçmen alan bir şehir. Hem iç göç alıyor hem Suriyeli göçü aldı bir miktar. Onun dışında yatırım sorunları var. Siz neye öncelik veriyorsunuz? Eğer yani vaadiniz nedir bir şimdi, belediye başkanı olarak? Seçilirsem önceliklerim şu olacaktır derseniz nelerdir onlar? Bir, bütün önceliklerinizi saptarken bir kendi programınız çerçevesinde olan öncelikleriniz vardır. Bir de hakikaten o kendi kamusallığınızla beraber ki burada da yerel demokrasileri ve onun ortaya çıkartabileceği enerjiyi ortaya koymamız gerekiyor. Toplumla beraber kararlaştıracağınız ve yürüteceğiniz şeyler var. Şimdi burada birikmiş ihtiyaçları Türkiye'nin diğer kentleriyle karşılaştırmak mümkün değil. Yani burası sonuçta kimlik olarak, inanç çeşitliliği olarak oldukça mozaiği zengin bir şehir. Yani sosyal, kültürel düzeyde baktığınız zaman ciddi anlamda daha önce kapatılmış olan kurumlarıyla kendisini bir toplumun bugünden yarına taşıyabileceği ve çeşitlendirebileceği imkanlarıyla beraber bakmamız gerekiyor. Zenginlik deyince hep aklımıza para geliyor, yeni dikilen binalar geliyor. Bir toplumun kendi kimliğinde, kendi deminde, kendi ruhunda kendini çoğaltabileceği ve büyütmesi gereken kanalları bir başka zenginlik alanı olarak görmüyoruz. Buraya da büyük bir ihtiyaç var. Evet, bunu da tamamlayabilecek, bu konuda yer yer öncülük edecek, yer yer dayanışma gösterecek çalışmalarımız olacak. Ama beraberinde siz demin hani Türkiye'nin her yerinde de olduğu gibi işsizlik diye bir kavram kullandık. Buradaki genç işsizliği Türkiye'nin her yerinin iki katı durumunda. Yani genç yaş, 25 yaş altı nüfusa baktığınız zaman %40'ları 50'leri bulan bir şey var. Nüfus yapısına baktığımız zaman da genç nüfusun yoğun olduğu bir yer. O zaman emek yoğun sektörlerde istihdam kapasitesini artırabilecek bir takım
çalışmalarımız olacak. Buna baktığımız zaman da yani başta tarım, yani herkesin yaşadığı yerde doyabilmesi, hani dışarıya da göç veren bir şey, nasıl göç veriyor? Çalışmak için insanlar gidiyor, deniz kıyılarına gidiyor veya diyelim ki tarım alanlarına gidip patates toplamaya gidiyorlar. O zaman doğduğum yerde doyabiliyorum diyebileceği özellikle tarımsal kapasitenin azami düzeyde kullanımı. Şöyle sorayım, şimdi biliyorsunuz hem Devlet Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan kampanyalarında HDP'yi terör örgütü olmakla, terör örgütünün uzantısı olmakla suçluyor ve CHP'nin ve Saadet Partisi'nde ve İYİ Parti'nin de dirsek teması nedeniyle onları da suçluyor. Bu konuda ne dersiniz? Buradan bakıldığında siz nasıl görüyorsunuz bu suçlamaları? Bunu bir sorayım. İkincisi de gerçekten burada Cumhuriyet Halk Partisi ile ve Saadet Partisi ile özellikle nasıl bir dirsek temasınız var? Ya esasında bütün bunları duyduğumuz zaman hani gülüp geçiyoruz desek yeridir. Çünkü şu çok açık. Bütün bunlar adeta hani Göbels ilkeleri denilen o basındakilerin çok iyi bildiği bir şeyi hatırlatıyor bana. Bir yalanı ne kadar çok tekrar ederseniz bir süre sonra o yalanın nereden geldiğini unuturlar. Kendi fikirleriymiş gibi topluma sunarlar derler ya. İnsanlar birbirlerine sunarlar. Biz tam da böyle bir esasında toplumun takatsiz bırakılmaya çalışıldığı, sersemletilmeye çalışıldığı böyle bir iklimde bir yalan bombardımanı, bir iftira bombardımanıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla şimdi bizim buradan ya bunların söylediklerine kalkıp da bir cevap verme ihtiyacı bile duymuyoruz. Çünkü bizler en az onlar kadar bu ülkeyi seven, bu ülkede barış ve huzur içinde bir arada yaşamayı ısrarla temin etmeye çalışanlarız. Bakın 17 yıldan sonra bugün beka sorunu var diyenler, eğer 17 yıllık icraatlarından sonra Türkiye'yi bir beka açmazına getirdiklerini söyleyenler esasında bu sorulara cevap vermek durumundadırlar. Burada bizim çizgimiz her zaman için çözümleyici, aydınlıktan yana ve yarına Türkiye halkları açısından baktığımız zaman Orta Doğu'daki bu ateş çemberinin ortasında biraz daha fazla umudun ve birlikte yaşamanın sağlanmasıdır. Özellikle genç seçmenlerde bir yılgınlık var. Seçime gitme konusunda, sandığa gitme konusunda bir bıkkınlık var ve gitmeyeceğini söyleyen çok fazla seçmen var. Öncelikle bunu ne diyeceksiniz? İkincisi, sizce Kürtler gönül bağlarını koparttılar mı? Şimdi, siyasetle olan bağlarını ya da Türkiye'nin geri kalanıyla olan bağlarını? Şimdi eğer bir ülkede gençler hani yarına ilişkin umutların en fazla billurlaşmış olduğu kesimler olması gerekiyor. Sandığa gitmemek gibi bir ruh hali içindelerse bu siyaset kurumunun bu ötesinde de yürütmenin toplumda yaratmış olduğu tahribatın ölçeğini gösterir. Ha bunu eğer Diyarbakır için, Ahmet için söyleyecek olursak genç seçmenlerimizde sandığa gitmemek gibi bir tutuma işin doğrusu çok güçlü bir şekilde rastlamadım. Ve gençler inadına gideceğiz ve sandığa irademizi yansıtacağız diyorlar. Buradan hareketle bugünden yarına neler olabilir derseniz ya gençlerdeki umudu bitirmeyelim. Gençlerin umudu daha fazla olsun ki ülke yarına daha güçlü taşınabilsin Kürtler derim. Kürtler gönül bağlarını kopardılar mı? Kürtler sabırlı bir toplum. Kararlı bir toplum. Dolayısıyla ben gönül bağlarını kopardı kelimesi farklı siyasal ve toplumsal karşılıkları olan bir durumdur. Ben koparıldığını düşünmüyorum. Yani bütün tutuklamalara, cezaevinde olanlara, yaşananlara, çözüm sürecinin kaldırılmış olmasına ve şu dönem tecrite, sadece MHP ya da AK Parti'den değil, diğer partilerden de aslında son derece tartışmalı açıklamalar geliyor. İşte Mansur Yavaş mesela HDP'lileri topluma kazandırmalıyız gibi bir cümle kurdu. Sonrasında dilim sürçmüştür dedi ama bütün bunlar sizce bölgenin ruh halini etkiledi mi? Bir kopmuşluk ruhu olduğunu şimdi, düşünüyor musunuz? Bu diller kendi içinde de problemli diller olduğu daha sonra özürlerle telafi edilmeye çalışılmasından çok iyi anlaşılıyor. Siyaset kurumunun içinde rol almış, sorumluluk almış kişilerin hakikaten bu dile çok dikkat etmesi gerekiyor. Siyaset diline çok dikkat etmesi gerekiyor. Son yıllara baktığımız zaman
hepimizin oldukça büyük kaygılarla izlediği, yer yer nefret dili diyebileceğimiz bir dilin tedavüle sokulduğunu görüyoruz. Bu herkese zarardır. Kullananlar açısından ayıptır ama sonuçta herkes için de bir kötülük durumunun yaygınlaşması açısından problemlidir. Biz şunu çok açık ve net söylüyoruz. Bizim Türkiye'deki özellikle tek adam rejiminin işlerlik kazandığı 24 Haziran'dan bu yana ilk seçime gidiyoruz. Bu ilk seçim tırnak içinde bir ifadeyle belki iyiden ve demokrasiden yana olan güçlerle tek adam rejiminden ve birikmiş kötülükten yana olan adeta bir seçim sürecine dönüşmüş durumdadır. Dolayısıyla bu süreçte biz zaten bölgedeki politikamızı çok açık ve net deklare ettik. Kayyum atanmış bütün belediyelerin fazlasıyla, misliyle kazanılması ve özellikle de Türkiye metropollerinde, Türkiye açısından can damarı olan merkezlerde de yine daha iyi bir hayat kaygısı olan adaylara oy verilmesi şeklinde belirledik. Parti olarak belirlemedik. Son olarak yani şu konudaki fikrinizi merak ederim doğrusu. Özellikle CHP ile kim belediyelerde olan dirsek teması ya da paslaşma diyelim, HDP bazı yerlerden aday çıkarmadı. Aynı şekilde bazı yerlerde Saadet Partisi'nin adayları, kimse birbirine doğrudan açıktan belki destek vermiyor ama sonuçta bir muhalefet koalisyonu diyebiliriz oluşan. Bunun için ne diyeceksiniz ve Diyarbakır'ın ilçelerinde ve Diyarbakır'da da bu temasınızı eleştirenler olduğunda onlara cevabınız nedir? Şimdi buna tam bir muhalefet koalisyonu, koalisyon demek hani ilkesel bir takım düzeylerde bir uzlaşmayı ve anlaşmayı gerektirir. Ama HDP şunu Türkiye'ye gösterdi. Bugüne kadar HDP'nin adını anmaktan adeta imtina edenler bile bugün şu anki mevcut durumda HDP'nin bütün siyasetin bir ayar vidası haline geldiğini, siyaset kurumunun ayar vidası haline geldiğini, ama bu da yetmez. Esasında Türkiye'nin yarına bir yön verilecekse HDP'nin ihmal edilerek yarına yön verilmeyeceği gerçeği esasında kalın bir çizgiyle çizildi. Şimdi buradan hareketle özellikle yarına ilişkin daha çok konuşmanın doğru olduğunu, herkesin 1 Nisan'ı konuşmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir seçim yarışıdır. Bu kesinlikle adil, eşit, demokratik ve hukukun gölgesinde yürütülmesi gereken bir yarıştır. Burada da çifte standartların olmaması gerekir. Ama 1 Nisan günü herkes boyunun ölçüsünü aldığı vakit oturup düşünmek gerekir. Yani artık bu yerel seçim olmaktan çıkmıştır. Bir taraf beka sorunu demiştir, diğer taraf demokrasi demiştir. Dolayısıyla bu noktada 1 Nisan günü ortaya çıkacak atmosferden sonra Türkiye'de herkesin, bütün çevrelerin, sadece HDP için değildir bu, demokrasi, hukuk rejimi ve özellikle insan hak ve özgürlükleri çerçevesindeki bir takım kavramların oturulup konuşulması gelecek. Bu seçim bir yerel seçim değildir, yerel seçimden daha fazlasıdır diyenlerdesiniz. Kesinlikle, zaten. Kesinlikle. Peki, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle Diyarbakır açısından sizin bu seçimde sloganınız nedir? Onunla bitirelim. Şimdi bir kayımlar gidecek diyoruz. Yani hem sosyal, hem siyasal, hem ekonomik, hayata ilişkin bir bütün olarak kazanımlarımızın darbelendiği affedersiniz, bir dönemden geçtik. Kayyum gibi adeta tırnak içinde bölgede üniformasız sıkı yönetim komutanları marifetiyle bir süreç yürütüldü. Şimdi bunun arkasından evet yarın halk iradesinin yeniden tesis edileceği bir dönem olacak. Türkiye'de bugün yaşanılan binlerce insanın dahil olduğu ve bu adaletsizliğe, bu hukuk dışılıklara karşı itirazların yükseldiği açlık grevleri söz konusu. Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bu kadar yığınsal katılımın olduğu bir açlık grevleri dönemi olmamıştır. Buradaki itiraz tecritin kalkmasına, yani özellikle de İmralı'da geliştirilen PKK lideri Sayın Öcalan'a dönük tecrit süreci Türkiye'nin önünde adeta ilerlemesini engelleyen bir duruma dönüşmüştür. Bunun bu çerçevede hukuk değerlerine
dönülmesi ve hukukun emirlerini yerine getirilmesi gerekir. Biz bütün koşullarda, hani demin de sorunuzun içinde vardı, umudun güçlendirilmesi, yarına olan inancın güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sloganımız şu: Ahmet hafızanın ve sevdanın şehridir. O anlamda hakikaten hem hafızamızı iyi sahiplenen, bunu güçlendiren ama aynı zamanda sevdamıza da yürüyen, o aydınlığa da yürüyen bir tutumumuz olacak. Türkiye'nin bir bütün olarak bütün Türkiye halklarının yarını özgür ve aydınlık olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.